Sevgili seyircilerimiz, Medeniyet Okulu projesinde gerçekleştirilen Camlı Köşk Gençlik Söyleşilerinde çok değerli bir yazarımızı ağırlıyoruz. Şu anda yoğunluğu görüyorsunuz Camlı Köşk'te. Artık Camlı Köşk Gençlik Söyleşilerinde yaz geldi ve sezon finali diyelim. Kendisi de çok fazla örnekler verdi. Çok değerli milletvekili adaylarımız da buradaydı. Beraber oldular. Hüsniye Hanım burada. Yine Ömer Faruk Kanık Bey burada. Düşüncelerini de alalım. Medeniyet Okulu projesi geniş bir proje. İlçelerde de devam ediyor. Siz Seydişehir'de takip ettiğiniz projeyi. Takip ediyoruz. Onun sadece bir projesi burada noktalanacak. Evet, ara vereceğiz. Neler diyeceksiniz? Tabii Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu geçmiş Kasım ayında başlayan medeniyet projesi bugün son ayağı Konya'da yapıldı. Bugün finali yapıldı Hikmet Anıl Bey ile birlikte. Tabii bu bizim şehirlerimizin kültür gelişimi açısından çok önemli. İlçelerimizde bu tür faaliyetlerin olması hem sosyal gelişim açısından hem de öğrencilerimizin ve velilerimizin kültür açısından çok önemli. Gelişim açısından çok önemli. Biz bugün bugüne kadar Konya'mızda her cumartesi günü düzenlenen Camlı Köşk meydanında veya içeride veya dışarıda hava şartlarına göre düzenlenen bu medeniyet projesi kapsamında yazarları ve şairleri bugüne kadar hep burada davet ettik. Onlar da sağ olsunlar kırmadı geldiler. Bu kültür projemize gerçekten çok büyük bir yoğunluğun oldu. Zaten arkadaki kalabalıktan belli. Bugün de Hikmet Anıl Bey vardı. Gerçekten onun söyleşileri aklımızda son derece yer alan bir projeler. Çünkü kültür bir şeyin okunup unutulduktan sonra geriye aklında kalanlarıdır. Bize de Hikmet Anıl Bey gerçekten bugün aklımıza kalacak çok fazla örneklemeler yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz bugün burada bizlere misafir olduğu için. Ben Konya'lı hemşehrilerimize de gerçekten Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu kültür etkinlikleri kapsamında medeniyet projesinin gelecek senelerde daha kapsamlı olmasını inşallah bekliyoruz. Tayrak Yürek Bey'in bunu da yapacağına inanıyoruz. AK Parti Konya Milletvekili adayı Doktor Hüsniye Erdoğan hanımefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Sadece Medeniyet Okulu'nun bir projesiydi burada Camlı Köşk sohbetleri. Bugün de yoğun bir programla sona erdi. Düşüncelerinizi almak istiyoruz Medeniyet Okulu ve bu kapsamda. Tabii ki Medeniyet Okulu projesi bizim çok güzel projelerimizden. Çünkü medeniyet sadece oturmakla kazanılmaz. Yani okuyacaksınız, öğreneceksiniz, tatbik edeceksiniz, kazanılmış değerlerimizi, bizim geçmişteki olan değerlerimizi canlandıracaksınız. Bu anlamda medeniyet projemiz bunları bize kazandıracak proje ve gençlerin kendisine gelmesini sağlayacak bir proje. Biz bu projeyle bunları başardığımızı düşünüyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, yazarımızın ilgisi gerçekten son derece büyük. Neler diyeceksiniz? İsterseniz önce şu heyecanı okurlarından alalım. Neler diyeceksiniz? Vallahi ne diyebiliriz ki? Çok mutluyuz şu anda. Yani Hikmet Bey'in gerçekten çok güzel ve anlamlı bir kitabı var. Ben okuduktan sonra hayata bakış açım daha fazla değişti. Daha güzel anlamda. Yani gerçekten şu anda çok mutluyuz. İyi ki buraya gelmiş, iyi ki var. İyi ki kitaplarını yazmış. İyi ki biz okumuşuz yani. Çok seviyoruz kendisini. Harika duygu ve düşünceler. Herhalde bir yazar açısından da bu tip duyumları almak güzeldi. Evet, şu anda imza devam ediyor Hikmet Bey. Bu ne güzel bir sevgi. İmzayı karışıyorlar. Neler diyeceksiniz? Düşüncelerinizi bir alabilir miyiz? Çok güzel bir ortam. Dışarıdan bu kadar insan ne yapıyor? Yağmurun altında 100 kişi toplanmış, ne konuşuyorlar diye düşünülebilir ama biz burada valla dışarıdan daha çok ıslandık. Hüzün yağmuru yağdı. Güzel ıslandık. Özlemişiz Konyalı derttaşlarla muhabbeti. Güzel bir muhabbet vakti geçirdik. Belediye böyle bir etkinlik yapmasaydı buraya gelen insanlar şu an muhtemelen çok da lüzumsuz işlerle uğraşacaktı. Ama bir derdi var ki belediyenin, bir şey yapmak istiyor ki topluma, insanlara bir değer katmak istiyor ki dur ben Hikmet kardeşimizi çağırayım da bazı onu seven gençler toplansınlar, muhabbet etsinler dedi ve güzel bir şey ortaya çıktı. Allah razı olsun. Kimin aklına geldiyse, kim gerçekleştirdiyse işte böyle olmalı. Gençler bu şekilde eğitilmeli. İnsanlarla buluşturulmayı, edebiyatla, kitapla iç içe olmalı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, yoğun ilgiyi gördünüz. Bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.